Ben de gidip İstanbul'da oyumu kullanacağım. Ama İzmir'den herkese söylüyorum. Bugün de söyledim. Herkes bir fark yaratma peşinde koşuyor. Farkı açma peşinde koşuyor. Ama sizler orada olursanız fark açılır demek lazım. Bütün İstanbul'da aklı fikri vicdanı hür olan seçmenlere neresinde olursa olsun İstanbul'un ister Arnavutköy ilçesinde olsun ister Sultanbeyli'de olsun ister Kadıköy'de ister Şişli'de olsun bütün 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 aklı fikri vicdanı hür insanların 23'ünde İstanbul'da olmasını diliyorum ve istiyorum. Her şeyin çok güzel olması hepimiz için beklenilen bir şey. Biz bu kadar kutuplaşmış bir toplumda yaşamak istemiyoruz. Bizi çok kutuplaştırdılar. Bizi çok fazla bölmeye çalıştılar ve bunu birinci ağızdan yaptılar. AKP'li olmayan herkesi bir tarafa, AKP'li olan herkesi başka bir tarafa alıp onlar vatansevermiş gibi davrandılar. Onlar doğruyu söylüyormuş gibi davrandılar ama böyle bir şey yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde gün itibariyle e, suçluların korunduğu bir düzen yaşanmakta. Adalet mekanizması bitmiş durumda. Maaleseftir ki çok acıdır ki adalet mekanizmasının bu hale gelmesinin nedeni de e, bizi yöneten insanlar ve onların eliyle koca bir ülkenin kaderi ve adaleti bir şahsın iki dudaklarının arasına sıkışmış durumda. Bu böyle olmaz. Her şeyin çok güzel olması demek eskiye dönmek demek değildir. Her şeyin çok güzel olması demek hep birlikte her şeyin çok güzel olması için çabalamak da demektir aynı zamanda. Bu çabayı gösterecek herkese buradan selam olsun diyorum. Valla insanların umuda bir ihtiyaçları var güzel kardeşim. İnsanların ihtiyacı eğer umut olmuşsa bunu oturup bu ülkeyi yönetenlerin bir düşünmesi lazım. Yani ülkeyi yönetmek asıl iş değil sanki asıl iş, tek iş, olay buymuş ve sadece böyle bir rockstar havalarında sadece sadece her gün siyaset falan siyasiler biraz görünmez olmalılar. Siyasiler bir parça halkın hayatını rahatlatmalılar. Yani düşünsene oylarımızla başımıza seçip getirdiğimiz şahıslar gelip bizi aşağılıyorlar. Gelip bize etmedik laf bırakmıyorlar. Bu ülkenin eğitimli namuslu insanlarına etmedik laf bırakmadılar. Artık bu bunun bir şeyi var artık bir sıkıntısı var insanların içinde. Bunun sandıkla biteceğini düşünüyoruz. İlk evet. önce Şişli gibi gündüz nüfusu 3,5 milyon, gece nüfusu 240 bin olan bir şehirde artık bir an önce o ilçenin bir güzel sahneye kavuşması lazım. Sadece Şişli'nin değil, Beylikdüzü'nün de. Örneğin Arnavutköy ilçesinin de. E, Eyüp'ün de güzel Gazi Osman Paşa'nın da sahnelere kavuşması lazım. Ama öyle çok amaçlı kongre merkezinden bahsetmiyorum. Çocuklara ve gençlere yönelecek tiyatrodan bahsediyorum, onun binalarından bahsediyorum. 7 tane sanat dalını besleyecek olan o sanat dallarının mabedinden bahsediyorum. Bir an önce bunu yapmamız lazım. Ee, örgütlü bir şekilde çalışarak, örgütlü çalışmanın ne demek olduğunu bilen tiyatro oyuncularıyla bunun başarılabileceğini düşünüyorum. Onun için de e, siyasete değil ama siyaset mekanizmasının bir yerine girerek e, kültür işlerinden sorumlu meclis üyesi oldum Şişli Belediyesi'nde. Bunu yapmaya çalışıyorum. E, sadece sanattan para kazanılmayan, sadece sanattan, sanat üretmeyen ama aynı zamanda çoluğumuza, çocuğumuza, orada kendilerini rahat hissedecek bir sanata ihtiyacımız var. Yani bir parça sanat yapmayı, sanatı kendi için yapan insanlarla birlikte sanatı daha çok halka sunmak gibi, özellikle çocuklara ve gençlere sunmak gibi bir planım var. Bak, burası Karşıyaka. Karşıyaka Belediyesi'nin bir projesiyle Karşıyaka'daki her apartman bir genç okutuyor. Örneğin Türkiye'de böyle bir şey yaptığımızı düşünsek, baksana Türkiye'nin kötü yönetilen Türkiye'de insanlar çocuklarını devlet okullarından kurtarabilmek için, çocuklarını özel okula verebilmek için gece taksicilik yapıyorlar mesela ekstra iş olarak. Gidip bir yerde ekstra iş yapıyor insanlar sırf çocuklarını devletin bu kötü eğitimden kurtarabilmek için. Önce belediyelerde ondan sonra da merkezi hükümeti kazandıktan sonra bunlara bir son vermek gerekiyor. E, Türkiye'de o yokluk içerisinde köy enstitülerini açmış insanların torunlarıyız bizler. Bu topraklarda en zorlu zamanlarda bile her zaman şahane insanlar çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Bu toprağın kültürüne, bu toprağın enerjisine saygı duyarak, bu toprağın kültürü ve enerjisiyle bu halka, bu halkın geleceğine yatırım yapmak kadar asil bir şey ben düşünemiyorum. Onun için bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Her yer İzmir gibi olacak. Bu bir idealdir. Ama her yer Türkiye gibi olsun istiyoruz.